oldu? Libya'da karşıt görüşlü silahlı gruplar ve ordu güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Pazartesi günü başkent Trablus'ta bulunan bir petrol sahasına roketli saldırı düzenlendi. Brega adlı şirkete ait yaklaşık 7 milyon litre petrol bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Çevredeki yerleşim yerleri tahliye edilirken yangının ağır kayıplara neden olabilecek büyük bir çevre felaketine dönüşebileceğini duyuran hükümet yetkilileri uluslararası yardım talebinde bulundu. Bingazi'de ise pazar gecesi çıkan çatışmalarda çoğu sivil en az 36 kişinin öldüğü, 65 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana en kanlı 2 haftayı geride bırakan ülkede bilanço 160'a yükseldi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu da güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Diplomatik personelin yanı sıra 600 kadar Türk vatandaşı da Tunus'taki Cerbe Adası'ndan Türkiye'ye gönderildi. Başkentteki Metiga Havaalanı ülkeyi terk etmek isteyen yabancı vatandaşların akınına uğruyor. Diplomatik personelini geri çeken Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, İngiltere ve Fransa da vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler de çalışanlarını geri çekti. Hollanda, Filipinler ve Avusturya'da elçilik ve konsolosluklarını tahliye edeceklerini açıkladı.